zorluk seviyesi yüksek maçlarda Beşiktaş bu oyunuyla gayet 90 dakika izleyene keyif verecek. Onu söyleyebiliriz. Ben çok beğendim demiş Mehmet Bey. Bu sezon ki en iyi Beşiktaş. Ben öyle 3-4-3'e gelecek abi. olursak eğer asla ve asla 3-4-3'e karşı olmadı çoğu insan. Hep kadro tercihlerinin o sisteme uygunluk olmadı. Bak bir örnek verim. Rıdvan'ı çok güzel değerlendirdi değil mi? Evet. Ama Stefan Kuz değerlendiremedi. Rıdvan varken gitti Berkan'ı oynattı. Berkan bugün Beşiktaş'ın futbolcusu olsaydı Valerian İsmail gene Rıdvan oynatacaktı orada. Zaten üçlü sistemin kenarlarında oynayabilecek futbolcu profili. Yüzde yüz mü? Değil. Ama o profil. Rozier mesela. Bence yüzde yüz. Ben zaten üç, yok, 3 yok, 4, yok güç 3, olarak söylüyoruz. E, sıkıntı üç stoper ne kadar oynayabilirdi? Dün fena oynamadılar. Bu sistemle devam etse işte süperlikte... bu sistemde sıkıntı şu Melike Galatasaray'ın yaşadığı Galatasaray'ın da Avrupa Ligi'nde çok iyiydi. Geçiş hücumları, kontra kovalamalar, topu rakibe bırakma ama işte Süper Lig'de Fatih Hoca hatırla, bir periyot 9 maç bir galibiyeti zaten Fatih'in dönemi bitti. Valerian İsmail 3-4-3 uygulanma konusunda Victor Pereira'dan 4-5 kat daha iyi. Şöyle bir yorum da gelmiş. Daha iyi bak onu söyleyebiliriz. İlker Bey'den saldıran bir rakibe karşı oynamak yanıltıcı olabilir. Kapalı evet, defans oynayan rakipler geldiğinde ne yapacaklar Şimdi görmek takım, lazım. İşte i̇kinizin de söylediği konu. Evet takım farklı. otobüsünün çekileceği maçlar olacak. Rakip takım otobüsünü çekecek kendi ceza sahasının önünde. Onu nasıl açacak? Ya nasıl? Benim için Ölendon o. Nasıl Torrent'i hani kaybettiği maçı çok kötü başladı ya hep kayıplarla. Ona göre değerlendirmemek lazım deniyorsa böyle başlayınca da yine çok da peşin hükümlü olmamak lazım. tabi izlemek lazım, gözlemlemek lazım ama oyun olarak yani bir değişim gördünüz mü? Ya zaten sistem farklı oyun olarak değişim ben. gördük. Torrent'ten şöyle bir farkı var. Bunu da söyleyeyim tabii ki. Hoca dokunuşu diyorlar Hoca yani. Kenardaki teknik adamın karizması mı diyebiliriz onu? Duruş mu diyebiliriz? O enerjisini hissediyorsun. Kime benzettiniz? Bilic'te. Ben Tudor'a çok benzettim. Tudor da kenarda maçı çok yaşayan bir Bilic de e, öyleydi. teknik adam. Bilic de öyleydi. Bana da Bilic'i hatırlattı biraz. Tudor'un tabii daha böyle o dozaj bazen buruma yeter artık sus deyip o, oyundan <laughs> çıkmıştı hatırlıyorum yani Buruma'nın onu. Tudor onu biraz fazla aşıyordu ama hani de o enerjisini hissediyorsunuz sağ kenarında hep öyleydi. E, güzel tabii ki yani bunlar. O yüzden işte yaş aralı olarak ben dedim hani 40-50 yaş arası benim tercihim bir yabancı teknik adam. Israrlıyım bu konuda Melike yani buradan kimse alınmasın. Nasıl şu an Torrent'li Galatasaray daha iyi idman yapıyorsa emin olun. Valerian İsmail'i Beşiktaş daha iyi idman yapıyor. Evet antrenman konusu sen tam reklama gitmeden de Serdar ondan bahsediyordun. Ya bizde nedense bir, bir şu hep konuşuluyor yabancı hoca gelince. Sen de bunu sık sık dile getiriyorsun. Ve hep gibi onu örnek Utudor, veriyorsun. Ben çok net söylüyorum. Dur, Brandeelli bir isim daha örnek verelim. Abdullah Avcı yerlilerden de iyi antrenman yaptı hoca. Ya evet yerli yabancı demeyin. İyi antrenman bunu niye, kötü antrenman. Bunu niye söylüyorum? Beşiktaş Fotom abi Bahadır abi sabah gazetesinin o e, sezon başında Riva'da Trabzonspor kampını takip etti ve çok iyi idman yaptığını söylemişti. Bugün işte o Abdullah Avcı'nın yardımcıları Oranakla Egemen Korkmaz şu an yanında. Recep Uçaroğlu'yu, Ümraniye'yi muhtemelen Süper Lig'e çıkartacak. Onun tedirgin geçmiş birçok te isim de şu an birinci teknik odam olarak bunda sigara Tayfun Korkut, Okan Buruk bugün istese çoğu takımı çalıştırır. Ee, Stefan Tomas Göztepe'de. Evet. Yine bir isim daha bulurum düşünsem yani. Abdullah Avcı'nın hani bu ekip çalışmasına ne kadar... Ee, hani Türkiye'nin en iyi hocası diyemem ama bu anlamda hakkını her zaman teslim ederim. Yabancı teknik adamlar da biraz bu işe böyle bakıyor. Mancini de böyleydi, Prandel de böyleydi benim gibi, Tudor da böyleydi. Torrent de böyle, anladığımız kadar Valer İsmail de böyle. Yani hep bir ya işte Türkiye'den ilk kez yurt dışına giden ya da genelde yerli hocalarla çalışmış e, futbolcular bir e, ne oldum diyor, Ay nasıl bir antrenman temposu bu diyor. Bir de burada işte takıma e, gelen böyle yabancı hocalar, yerli çok örnek veremediğimiz için söylüyorum. Bir Sen güzel verdin Abdullah Avcı örneğini. Bir e, antrenman yaptırmak, e, iyi de bunun bir sonuçta şeyi yok mu yani sistemi? Neden bizde olmuyor? Yok bak şöyle, <laughs> hep derler ya Barcelona'nın da antrenmanı aynıdır, Beşiktaş'ın da antrenmanı. Bak onlar temel şeyler ama oyunlar vardır. Bak, oyunlar var. Demin ne dedim? 5-6 tane oyunu var adamın. Yani taktiğin içerisinde oyunları var. Şimdi bir maç Trabzon maçının oyunu taktiği başkadır. Alanyel oynayacaklar şimdi. Diyecek ki Valeriy İsmail. Çocuklar gelin. Bak rakip böyle. Buradan geliyor, şuradan geliyor. Biz böyle yapmamız lazım. Futbolcular bunu seviyor. Bak taktik budur. Oyuncular da en çok bundan hoşlanıyor. Çünkü bu işin keyif tarafı. İşin bir keyif tarafı olunca o senin antrenmandaki koşu mesafelerin o dilini dışarıya çıkartacak antrenman temposu onlara ağır gelmiyor. Bak gerçekten ağır gelmiyor. Çünkü zevk alıyorsun. Keyif alıyorsun oyunda. Oyun ya ben bu bulmaca gibi bir şey. Bak o, 12 yaş grubunun başlarını seyrettim hafta sonu. Orada da öyle. Hocaları dinliyorum. Şu taktiği yapacağız. Onlar sağdan çıkış yapıyorlar. Siz bu aradan girin. Bunlar keyifli şeyler. Eğer bunlar yoksa o antrenmanlar ne oluyor biliyor musun? Beden eğitimi dersi gibi bir şey oluyor artık. Amacı yok. Yani Ahmet keyif, Bey. keyif taktik demişken de izleyiciye söyleyeyim. Çok zaten sol, bulabilirler aradıkları zaman. Galatasaray'ın Kadıköy'de 20 yıllık serisini bitiren maçı bir açıp baksınlar mesela. Orada Markaan'ın serinin paslaşmaları hep. Antrenmandaki çalışmaların ürün olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu bir de çok güzel geliyor. İzlerken anlıyoruz. Kerem'de de zaman zaman o, Doğru, o duran o toplarda vesaire yani bir çalışmanın ürünü bazen böyle gol pozisyonlarında ee, o duran topu organizasyonlarında aa bu çalışılmış diyorsun. Ee, sürekli aynı yerden yapılan ataklarda vesaire. Ben mesela yani, yani izlerken bunu görünce aa diyorum hani rakibe de özellikle çalışmış işte daha e, kanayan bir taraf varsa oradan. Mesela bazı maçlarda da ne olduğu belli olmayan oyunlar görüyoruz. Doğaçlama, Alakası, oyun. doğaçlama oyun. O zaman da işte hoca ya eksi yazıyor biraz futbolcudan Doğru. çok. Doğru. Uzun vadede kaybeden oluyorsunuz ile bir yere kadar. Evet şimdi e, oyuncuya oyuncu eksi yazan kısma geçeceğim o yüzden bunu söyledim. Bat şu ay çok mesaj geliyor. Ya oyuncu kalitesini tartışmıyoruz tabii ki artık buna talihsizlik mi diyelim başka bir şey mi diyelim. Tartışanlar çok var Melike sen de <laughs> tartışmıyorsun ben de tartışmıyorum ben bu arada. Ben hiçbir oyuncu için bunu söylemek istemem <laughs> ama yani sanki artık böyle kal kalede böyle tam o çizginin önünde de dursa o topu o çizgiden geçiremeyecekmiş gibi bir his uyandırmaya başladı Beşiktaşlılar'da. Serdar Şimdi, nasıl yorumluyorsun? Türk futboluna MR gelmeden önce, MR makinesi gelmeden önce kurşun döktüren teyzeler vardı eskiden. Gol evet, sıkıntısı yaşayan... Bunun televolelerde tabii, görüntüleri tabii. vardı benim çocukluğumda. Ben Arşivden de bulabilirsiniz. Yani var var. Feyyaz Fey abinin var böyle. Video sitelerinde Örtüyü yazıyor. Örtüyü çekerler böyle. Teyzeler işte kursunu bulabilirsiniz falan. E, Yazı şey gol atar mı ya? Ne Onun var. özel şeyleri o etkinlikleri oluyor. <laughs> durum, durum oraya kadar geldi. Bak yetenekli pozisyona giriyor. Güçlü. Şanssız gerçekten. Kabilesiz diyemem. İşte yeteneksiz falan diyemeyiz de. Ama artık iş kurşun döktürmeye Batıyor, gitti. ayı bakarak konuşuyor. Bak kurşun, <laughs> kurşun döktürmeye gitti. Kalmadı öyle teyzeler. Bilmiyorum varsa götürün. Ya bu arada... Ya başka bir şey yok. Alternatif hani gol tıba olacak pozisyonu bozuyor ya kadar doğru. geldi yani hani. Selahattin, Adam da büyü falan var. Başka Selahattin Başka bir şey yok. Selahattin Kınalı bu öğlen yayınında keyifle dinledim onu. Çok güzel benzetme yaptı. Çok da ahlaklı bir oyuncu dedi. Çoğu oyuncu kendini orada yere bırakırdı o penaltı pozisyonu. Bırakırdı evet. Gayet oynamaya çalıştı mesela. Yani ben e bu arada hakikaten tartışmıyorum Melike. Son vuruşların böyle olması zaten bu oyuncu bu yaşını buraya getirdi. Yoksa evet, Premier Bey, Lig'de kalırdı. De, ben evet. yani ısrarlıyım. Jagne, Silimani, Guiza bunlar hep ligimize çok böyle... Jagne de niye? Kasımpaşa çok gol atıyordu, gol kralı vesaire. Büyük beklenti, CVC olmadı. Ama Batu Şah'ı da olmadı tamam mı? Batu Şahay oyunculardan şöyle söylüyorum. Batu Şahay oyun içinde çok var. Batu Şahay kötü evet, mücadele evet. etmiyor. Sürekli pozisyon içinde. beni iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece doğru kombineni Mesela bir Abu Bakar'la Batu Şahay izlemek isterdim ben aynı anda ikisini. Yani atacak Yine. başka bir oyuncunuz varsa sahanın içinde Batu Şahay çok işinize yarıyor. Bence öyle. Çok yarıyor. Ben evet. yani bana soruyorsan bugün Beşiktaş'ın kanayan yarası. Tekşer ederim. Hatta dünkü Valerian İsmail'i de eleştirip yine onunla başlamazdım. Son bir pası Serdar abiye şöyle atayım. Penaltıyı Gezel attırmaz mıyım abi? Yani Geçen sene şampiyonluk maçında Göztepe'de penaltı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya o başka. Böyle bir tansiyonlu maçta gerek var mıydı batmayın atmasına? Bu Burak, sene hep attı Burak tamam. Burak Yılmaz'ın da e, o pe kaçırdığı penaltıya kadar Hakan attığı Çağlon. penaltılara baktığında e, adam atmış hep. Ama Hakan Çağlay onu atar derdim atmış ben. Atmış hep. Hani dersin ki tamam onlar atsın dersin o başka ama şunu söyleyebilirim. Ben tecrübeli bir kaptan olsam Batshuayi sen bir dur. Ne olur ne olmaz. Kazı penaltıyı da kazandırdı. Yani kaçırırsa falan sıkıntı olabilir diye. E şimdi Rozier bir paylaşım yaptı sonra sildi. Abu Bakar paylaşımı silmek zorunda kaldı. E, durum çok farklı yere gidiyor o yüzden. Ha ben de e, Larin hamlesi doğruydu. Kenan hamlesi doğruydu ama onun o hamlenin doğruluğunun karşılığını e, alamadı. Çünkü kart gördüler Larin. E orada senin çelik gibi sinirlerin ne olacak artık? Ki sen e, mülayim bir oyuncusun yani böyle kavgan yok, gürültün yok. Bir de bir şey söyleyeyim. Efendili bir adamsın yani. Şaşırdın farkındaysan kırmızı karta da daha nasıl kartı kırmızı Ellerine bak ben ne yaptım <laughs> diye. Evet Josef çok güzel orada bak Josef ne kadar sinirli bir oyuncudur. Evet aslında. Anında anladı kartı hak ettiğini hani sus dedi böyle bir hareket nasıl yaparsın hani. Şimdi şuraya geleceğim Batu Şahin konusundan, İşte bu hocanın sistemi sorgulanıyor ya da doğru bulunuyor. Bu maç özelinde değerlendiriliyor tabii şimdilik ama bir tarafta Rozi'ye bir tarafta Rıdvan. Şimdi hep Fenerbahçe'de tartışıldı ya işte, ki senin iyi kullanabileceğin kenar oyuncuların yokken bu sistemi niye deniyorsun diye. Evet. Şimdi Beşiktaş'a baktığımızda da tam onun için yaratılmış gibi futbolcular var. Doğru. Hani bir savunma sen de söyledin hani üçlü savunma üçlü biraz savunma, sıkıntı. Oradaki üçlü Transfere geleceğim buradan. Evet kanayan yara e, Alex Teixeira dedin ama isimden bağımsız golcü aslında e, Beşiktaş'ta o son vuruşu yapan Abu Bakar gibi bir kalite yani e, Fenerbahçe'nin de aslında en büyük problemi buydu. Böyle bir oyuncu ama bir yandan da şimdi önümüzdeki sezonu planlarken Beşiktaş neyi düşünecek burada bir orada iyi bir golcü ve savunmada daha sağlam yaratılabilecek bir üçlünün parçaları mı? Şu anda, son geliyor bir de Can Bozdoğan yerine. O oturacak. Yeni Abubakar, Bakar, yeni Talişka. Diyorsun. Tabii. Bir de Zagoy'la ile Ronaldo ya abi. Yeni Zago, yeni Ronaldo. <laughs> Onlar da bir ara üçlü oynuyorlardı. <laughs> evet, Ahmet evet. Yıldırım, Zago Ronaldo. Ahmet Yıldırım'la. Aynen doğru hatırladım. Onlar da bir ara oynuyorlardı. Bakalım e, nasıl olacak transfer döneminde de e, merak edilecek bu tabii. Şimdi gelen Valerian İsmail ile ilgili gelen yorumlara da bakıyorum bir yandan e, Valerian hoca her makbul performansı veremese bile biz cesaretini taktik ve taktik çalışkanlığını sevdik demiş e, izleyicimiz Süleyman Bey Beşiktaş mahkum ezik oynamaz demiş Önder hoca taraftar Galatasaray maçındaki futboldan kızdı yenildiğinden dolayı değil demiş kusura bakmayın. O maçta Galatasaray taraftarı takım öyle bir motive etti ki öyle bir hızlı başladılar evet, evet, ki Önder Hoca da takıma şok etkisi arasında iki oyuncu değişikliği birden yaptı. bunu Abdullah Avcı da daha önce yaptı. Burada ileride oyuncular çok top kaptırdı. Bakın çok top kaptırdı. Atiba kaptırıyor, o kaptırıyor, bu kaptırıyor. Güveni çıkardı, Kenan'ı çıkardı çünkü top kaptırıyorlardı. İleride top tutmuyorlardı. O maç ayrı. İşte Şimdi... bak bizde Valerian İsmail'in böyle bir sıkıntısı olacak Sancılı geçişlerde o sabrı göstermiyorlar Türkiye'de.